Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Korkunç istilamız var arkadaşlar. Korkunç istila için hemen ekibi oluşturalım. Şimdi kimler olsun? Sunspot olsun. Bir de arkadaşlar. Dım 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 Venom Duck. Şu zırhlanma karosu için arkadaşlar Venom Duck'ı kullanalım. Bunun kopya özelliği neydi? Tamam, falandı filandı. Şimdi 3 yol vardı arkadaşlar, hatırladığınız üzere. Sağ taraf hep zırh karosu. Ve zırhın da antisi olan bir karakter arkadaşlar. Venom Duck. L2'si özellikle fena. Hadi bir girelim bakalım. L2'siyle neler yapacak? Normal vuruşları 90-90 geliyor. Anca kritik falan vurursak işte. Tamam, zırhlarını da 5'e çıkardık ama orada. Aslında böyle kanama zehir atan, zehir mesela bu da olsa fena, o da ateş eder burada. Şöyle bir L2'mizi dolduralım yakışıklı bir şekilde. Ve doldu. Bakalım neler olacak. Abo kaç vurdu görmedim. Vallahi görmedim arkadaşlar, siz de başlatır bakarsınız. Bayağı bir vurmuş olmalı. İyi vurmuş olmalı. Yavaşlatır bakarız. O kırmızı orada minik bir şey vurdu ama ne vurdu? Tek attı. Görmedim. Hadi bakalım devam. Aynı muhabbet burada da var. Yine aynı şekilde. Bloğuna 4 kere. Sakın 5.yi vurmayın arkadaşlar. Yoksa patlar, hasar yersiniz. Zaten kendisinin bir tane zırhısı var. Bir, iki, üç, dört. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi L2 dolduğu zaman L2 atacağız. Zırh canavarı arkadaşlar. Bu da zırh canavarı. Özel saldırı ikisiyle. Yani özel saldırı iki yüksek hasar vermezse siz normal tokatlayın, o zaman verir. Kaç vuracak? 79.000'i gördüm. Vallahi gördüm ha. Vallahi 79.000 gördüm orada. Yani yanlış görmediysem kırmızı ilk 79.000'di. Akıllı ol diyor resmen. 79K güzel vurdu. İşte karoları dikkatli okursak arkadaşlar, karolara uygun şekilde de karakterlerde girilirse gol olur. Ki böyle özellikle bir Venom Duck varsa elinizde, yani demek ki 3-4 yıldız ile bile bayağı bir şey yapabilirsiniz. 30K 40K falan artık neyse vurulabilir gibi geliyor. Bir yakışıklı L2 daha atıyorum. Bakalım kaç vuracak. Yine kırmızıyı görmeye çalışacağım. Bu sefer düşük düşük. Yani 4K'lar falan geldi galiba. Aha, en son vuruş 24.000 geldi. Tamam, o oldu. Şansına denk gelirse gıdıklıyor. Son vuruş 24K denk geldi. Ve Hyperion. Hyperion'a da Venom Duck'la girelim. Şansımızı deneyelim. Tabi bugün de bolca güç barı dolduracak. Şöyle hızlıca bir zırhını fullleyelim. İyi kanama veriyorum yalnız ha. Bu karakter bir de güzel. Eğer kanama vermezse bu sefer de bozma vermeye başlıyor. Kanama yemeyen rakiplere karşı pasif bozma veriyor. Hadi şansımı deneyim. Ya o beni alacak ya ben onu alacağım. Yine L2 geliyor. Ah, 4000 geldi be. Sağlık olsun. Eğer ölmezsem. Yok, öldürmedi. Öldürmeyen aracı güçlendirir hesabı bizimkisi. Ah be, ikinci de ne vurdu be. 33.276 vurdum. Affetmem. Zehri gördüm mü çat çat tokatlarım. Ve geldik boss'a. Bilimden kim var? Görünmez kadın var. Bunun karasında ne var arkadaşlar? Bir bakalım.
çeviklik falan filan. Quick. Buna temiz. Quick'le giriyorsun. Kopya olduğu için zaten direkt görünmez de başlayacak geçici. 2 saniye mi? 3 saniye mi ne? Güzel. Hemen ilk partiye. Yetişir mi buranın ağır saldırım? Yetişti. Güzel. Ve görünmez kadında rahat bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Karo'nun özelliği. Karo'nun esprisini okuyunca çok da bir şey kalmıyor. O gelsin T5'ler. Sorucuma Alfa 2'ler. 5 yıldız özgün tekrar öne diyelim. T3 teklifi var. Teşekkür edelim ve almayalım. Ortadaki yol neydi? Biyolojik tehlike. Yani kanama zehir bağışıklığı bir karakterle girdiğimiz zaman arkadaşlar burası kolay. Kanama zehir bağışıklığı karakterlerle girelim. Hadi çıkalım bakalım. Tekrar gelelim. Kanama zehir bağışıklığı olsun. Kuyu kalsın. Hatta hepsini çıkar komple. 4 yıldızlardan seçelim. Biraz renkli olsun olay. Şöyle bakalım. Kanama Corvus Glaive. Quake 4 yıldız klasik değişmiyor. Omega Red çok önemli. Özellikle kanama yersek arkadaşlar ölüm alanı her daim açık olacak. Ghost yine kanamaları arkadaşlar hiddete çevirebilir. Ghost'un yanına bir de yaveri olsun. Wasp'ı alalım. Hadi bakalım bu şekilde bir takım kurmuş olduk. Yine girdiğimiz Karo'ya uygun arkadaşlar ekip kuruyoruz. Yani şu anda kanama bize faydalı. Neden? Omega Red olursa arkadaşlar hem sağlık basacağım hem ölüm alanı açacağım. Ghost bunları sağlığa hiddete çevirecek. Corvus Glaive'i de sağlığa çevirecek. İlk olarak Omega Red ile girelim. Sınıf bonusu da kazanmış olalım. Yani resmen Omega Red'in alanı arkadaşlar. Kanama, yani bu biyolojik tehlike direkt Omega Red. Güzel mis gibi kanıyorum. Hem her daim ölüm alanım açık. Eyvah eyvah. Hem de hunharca sağlık basıyorum. Kaybettiğimiz sağlıkları geri basalım. Yakma da iyi sürdü ha. Tamam güzel, bunu geçmiş olduk. İkinci rakibimiz kim? İkinci rakibimiz Nightcrawler. Bolca kaçan bir karakter. Ghost'un şöyle bir esprisi var. Eğer üzerinde garanti kritik varsa arkadaşlar gerçek saldırı yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım şundan. Kritik darbelerden kaçılamaz arkadaşlar. Aynen böyle. Hadi bakalım. Dediğim gibi kanamalar bizim işimize yarayacak burada. Kanama zehir işimize yarayacak. Şöyle vur çekil. Vur çekil. Vur çekil. Hop. Bir daha çekil. Bir daha çekil. Atlaya biri. Şimdi de şey yapamıyoruz. 1, 2, 3. Geri çek. 2, hop. Tüh isabet varmış üzerinde. İşte Ghost acemisi olunca böyle oluyor. Vur geri çekil. Vur geri çekil. Vur ölsün. Tamam güzel. Yani şu andaki iki karoyu da kendimize avantaj olarak çevirebildik arkadaşlar. İki karoyu da kendimize avantaj olarak çevirebildik. Karşımızda mutant. Corvus Glaive hem bolca yük basacak. Sağlık basacak. Hem de arkadaşlar kendisine yük toplayabilecek. Girerken eğer elinizde güçlü çok güçlü böyle karakterler yoksa eğer arkadaşlar. Hoba nörotoksin oldu direkt. Vay arkadaş unuttuk ya. Tabii çok iyi değil mi ya? Of sinerji olayı kes. Tabii benim üzerimde. Vay arkadaş çok iyi denk geldi ya. Vallahi süper denk geldi. Abo. Üzerinizde hem kanama hem zehir vardı. Bir de rakibi vurdum. Kanama aldım hemen nörotoksine döndü. Vay arkadaş çok mantıklıydı ya. Neyse güzeldi. Omega Red'le gidelim o zaman.
Vay gözümüzden kaçtı. Çat. Hadi bakalım. Omega zehir de yemiyor. Bolca sağlık basacağız artık burada. Yine burada Old Man Logan da çok güzel gider. Old Man Logan da arkadaşlar. O kanamaları hiddete çeviriyor ya. Öf öf fena olur bak. O da çok güzel gider burada. Dediğim gibi kanamaları burada kendine avantaj olarak çevirecek karakter lazım. Ve Medusa. Medusa'ya da arkadaşlar. Ghost yapalım. Vur çekil. 1-2 çekil. 1-2 çekil. 1-2 çekil L1 at. Ya, neredeyse öldürüyordum be. Bak gene aynı tüfeğe düşüyordum ki neyse. Tabi L1 atınca bu sefer 3 tane isabet garanti isabet veriyor üzerime. O da görünmez olmamı engelliyor. Burada ne varmış arkadaşlar boss'ta? İki misli çeviklilik ve gürleyen yıldırım. Acık sağlığım da olsa Ghost'la bir gireyim. Şimdi geri çek. Tabi bu Gundi bir de kaçıyor. Tabi neye göre kaçıyor onu da pek şey yapamasam diyorsunuz. Zamanla öğreniriz. At bakalım bir çılgın L1'ini. O zaman ben direkt sana bir L2 atayım. Abi çektim gelmedi. Bay Fantastic. O zaman tabii ki adamı Quack. Adamı Quack'le gidelim. Ya şunun sersem olması çok iyi yapmışlar. Artık çeviklik karosu kendisini hissettiriyor. Şansımı deneyim dedim ama yemedi. Vaa %1 kaldı. Tamam aldık. Güzel. Ve arkadaşlar bunu da geçmiş olduk. 2 tur geçtik. Geriye kaldı 1 tur. Orada ne karosu varmış? Sadece karosuna bir bakayım. Kinetik aktarım, imha protokolü ve evrim. Artık burada kim gider? En mantıklısı gene Quake. Yine güç üzerine oynayan karakterlerde burada iş görür arkadaşlar. Quake, Magic gibi karakterler daha tatlı iş görür veya Archangel'da olabilir. Yine oranın da videosu çekilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.